Merhaba sevgili dostlar, Nezir Karayünlü Hür Bakış'tayız. Bugün çok 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 özel bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz, nasıl anlatayım, uzun yıllar Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar'dan Çatalca, Silivri bölgelerine kadar herkesin tanıdığı, herkesin abisi, bütün genelde o dönemlerde inşaat dönemlerinden başlayan bir serüven. Daha sonra belediye başkanlığı döneminden gelen 3 dönem Gürpınar'da belediye başkanlığı yapan Velidin Küçük abimizle beraberiz. Ve bugün sizler için çok özel sorular soracağım kendisine. Bugün sizlere Velidin Küçük'ü tanıtacağız. Şu anda kendisi Büyükçekmece AK Parti'den Büyükçekmece Belediye Başkan adayı ve sizlerin de aklınızda bulunan bütün soruları kendisine yönelteceğim. Şimdi neden adaysınız diyeceğim. Ben soruları şu anda sizlere aktarayım ki bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve Velidin Küçük'ü çok iyi tanıyın. Çünkü gelecekte Büyükçekmece'nin belediye başkanı Velidin Küçük olacaktır inşallah diyoruz. Ve sosyal konut projeleri var. Daha önce de Gürpınar'da yapmıştı zaten bunları. Kentsel dönüşümle ilgili ya kendisi anlatacak çok önemli projeleri var. Bunları da işte vatandaş cebinden bir kuruş çıkarmadan sosyal konut sahibi yapacağını iddia etti. Gençlerle ilgili gençmişlerin günümüze biz 30 yıldır bu bölgede gazeteciyiz ve kendisini yıllarca gazeteci olarak takip ettiğimiz için yaptıklarını yakından görerek size anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimde derseniz eğitim şu anda bu bölgede Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü bu üçlü eskiden tek ilçeye bağlı oldukları için bu bölgede daha çok yakından okul müdürlerinin tamamının yakından tanıdığı bir kişilik. STK'ların hepsine tek tek yer tahsis etmiş Gürpınar Belediye Başkanı döneminde bu soruları kendisine soracağız. Modern barınak dedik ve Türkiye'de belki Türkiye'de ilk defa hayvan barınağını Gürpınar'da yapan, modern bir barınak olarak yapan bir kişilik ve aynı zamanda imarla ilgili kendisi inşaatçı, bölgeyi çok iyi bilen ve inanın şu Gürpınar'ı bir defa gelip gezen bir kişi Velidin Küçük'ü mutlaka çok iyi tanımış olacak. Çünkü bütün yollarını bulvar yapmış, geleceğe düşünmüş, geleceği görmüş bir kişi. Evet başkanım, ben fazla gevezelik ettim. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle Velidin Küçük, kısaca biz anlattık ama siz de ağzınızdan duysun izleyicilerimiz. Velidin Küçük 1955 Ordu Gülyalı doğumlu. 1977'de bölgeye gelip yerleşti Büyükçekmece'ye. 1977'den beri Büyükçekmece'de faaliyet gösteriyoruz inşaat sektöründe. 17 yıl bölgede inşaat kalfalığı ve taahhüt işleri yaptık. Bölgede aynı zamanda nalbur dükkanımız vardı, fırınımız vardı, kasap dükkanımız vardı. Yani çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösterdik 17 yıl. Bu 17 yılın sonunda da daha sonra 1989'da Gürpınar'dan aday oldular. Evet. Anavatan Partisi'nden. Daha sonra kaybettik 170 oyla. Daha sonra devam ettik yine inşaat sektöründe işlerimize. 5 yılın sonunda da 1994 seçimlerinde tekrar aday olduk. Ve seçim aldık. Ondan sonra 15 yıl Gürpınar'a hizmet etmek için mücadele ettik 15 yıl. Evet. Kısaca Velidin Küçük, çok uzun anlattım. Tabii Velidin Küçük'ün daha çok geçmişten günümüze özellikleri de var. Onlardan da benim bile bilmediğim birçok şeylerinizi biraz önce sohbetinizde bahsettiniz. Birçok alanlarda hizmet etmişsiniz ve sektörü çok iyi biliyorsunuz. Evet başkanım, neden Büyükçekmece'ye aday oldunuz? İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi bir kere bunu zaman zaman soruluyor. Neden Büyükçekmece, niye Beylikdüzü değil diye. Tabii Beylikdüzü'de, Büyükçekmece'de, Kumburgaz'da, Celaliye'de, Kamilova'da buralar hepsi Büyükçekmece'nin beldesiydi. Evet. Buralar 2004'ten sonra beldeler kapatıldı, kazaya dönüştürüldü. Yani Büyükçekmece'den 3 tane kaza oluştu. Esenyurt, Beylikdüzü, evet. Büyükçekmece. Ama ana şey Büyükçekmece'dir. Evet. Ben 1977'de bölgeye geldiğimde Büyükçekmece kaza değildi, nahiyeydi. Evet. Çatalca kazaydı. Çatalca, evet. Oralarda o zaman görev yapmıştık. Şimdi bizim
Gürpınar'ın bir bölgesi, Beylikdüzü'nden aşağı gelen Gürpınar'ın ana merkezi içinden dönen mahallemiz Atatürk Mahallesi, benim de oturduğum mahalle. Evet. 2004'te bir kararla Çekmece'ye bağlandı. Şimdi bizim kendi belediye binanın olduğu alan Çekmece'ye bağlanmış oldu. Şimdi bizim Büyükçekmece'nin Beylikdüzü'nün fark etmiyor. Gürpınar hem Büyükçekmece, evet, hem de Beylikdüzü. Evet. İkiye bölünmüş oldu. Onun için ben kendim de 30 yıldan beri Büyükçekmece'de oturmaktayım, ikamet etmekteyim. Albatros'ta ikamet ediyorum. Onun için de Büyükçekmece'de geçen dönem ben Beylikdüzü'nden müracaat etmiştim. Ona rağmen benim ismim Büyükçekmece'de çıktı. Evet. Son gece neler olduysa artık bilemiyoruz. Beylikdüzü'nde, Mevlüt Beylikdüzü'nde adayıydı. Biz de Çekmece'deydik. Ama son gece Mevlüt Bey aşağı indi, yukarıda da evet, Necati Kastoş'un aday oldu. Maalesef her iki tarafta da seçimleri kaybettik. Bunun üzerine ben tabii ismimiz Büyükçekmece'de çıkınca hem kendim de Büyükçekmece'de oturduğum asabiyle, evet, Büyükçekmece'den aday olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de 30 yıldır yıkılamayan bir iktidar var. Evet. Tabii neden yıkılamadığına çok fazla girmeyeceğim. Aday adayların eksikleri mi deriz? Yani bu işi sağda becerip götüremediklerini mi sayarız? Çeşitli sebepleri var tabii bunların. Evet. Hasan Başkan şimdi bölgede 30 yıldır belediye başkanlığı yapan, her şeyi sağda çok iyi kavramış, bilen bir arkadaşımız. Karşısında aday adayı olan arkadaşlarımızı yerime gitmek değil ama bana göre AK Parti'nin her dönem oyu, işte ilk 2009'da başlayarak 7-8 bin oyu öndeyken seçimi kaybetmek, az bir oyla da olsa kaybetmek, evet, 2014 yılında tekrar az bir oyla da olsa kaybetmek. Çünkü partinin oyu her dönem önde, o dönemde 6 bin küsur önde, yine kaybediyoruz. Geliyoruz 2019'a 6 bin küsur, yine partinin oyu önde, yine kaybediyoruz. Burada şimdi şuna şöyle bir bakmak lazım. Niçin kaybediyor AK Parti? Genel seçimlerde oylar hep önde, evet, yerel seçimde kaybediyoruz. Demek ki yerel seçimdeki aday arkadaşlarımız yetersiz. Evet. Çünkü aday olan bir belediye başkanı aday olan arkadaşımız mutlaka partinin oyunun üzerine oy katmak üzere gelmesi gerekmektedir. Evet. Yani partinin üzerine oy getireceksiniz ki seçim alabilir. Maalesef bugüne kadar arkadaşlarımızın hiçbiri bunu başaramamış. Halihazır stoktaki oylar da kaybedilmiş ve seçimleri de kaybetmişler. Şimdi geldiğimiz noktada AK Parti'nin şu anda genel seçimlerde CHP ile oyu kafa kafaya. Evet. Artık stokta bir şey kalmamış. Evet, Hasan Başkan yıprandı, 30 yıl oldu şu bu deniyor ama Hasan Başkan yıpransa da esse de sağda hala bir şeyi var, bir gücü var. Evet. Şimdi bunu bir kenara atıp bunu hesap günü kitabını iyi yapmadan Hasan Başkan'ın karşısına geçip de ben seçim alacağım, edeceğim demek doğru değil. Onun hesabını, kitabını, sağda analizlerini çok iyi yapıp, evet, işini iyi bilin, ona göre hareket etmek lazım, ona göre davranmak lazım, ona göre de bu seçimi almak lazım. Evet. Ben bundan dolayı sahaya indim. İnşallah Allah nasip eder, aday olursak bu seçimi alacağıma inanıyorum. Halkımızın desteğiyle, insanlarımızla bu şeyi görüyorum. Ben iki aydır sahadayım. Esnaf, sivil halk örgütlerini, muhtarları, her tarafı geziyorum. Tek tek geziyorum, birebir temas geçiyorum. Hasan Başkan bugün yıkılmayacak bir güç değildir. Evet. Allah'ın izniyle aday olursak en az diyorum 5-6 bin fark alacağız ve bu seçimi alacağız Allah'ın izniyle. İnşallah diyoruz size. Başarılar diliyoruz başkanım. Başkanım, sizin sosyal konut projeniz geçmiş dönemlerde bu Yeşilkent'te falan, şimdi Adnan Kahveci orası genel oldu. Daha çok ciddi projeler yaptınız. Binlerce insana ev sahibi yaptınız. Büyükçekmece'de böyle projeniz olduğunu söylediniz. Şimdi tabii bizim yola çıkış şeyimiz tabii o zamanlarda belediye başkanı olduğumda sağda çalıştığımız, koşturduğumuz arkadaşlarımız genelde Anadolu'dan gelen dar gelirli insanlarımızdı. Evet. Bizler de zamanında öyle geldik. Hep beraber inşaatlarda çalıştığımız eşimiz, dostumuz, bugün birçoğu Türkova'da, Tepecik'te, Murat Çeşme'de, Kumburgaz'da, Çekmece'nin içinde merkezlerde oturan arkadaşlarımız var, evet, bizden çalışan, o günlerde devam eden.
Şimdi sosyal konut niye yapıyoruz? Sosyal konutu ben o zaman yapmamın asal amacı biraz gecekondulaşmayı, zor şartlarda insanlarımızın ev delmesi şartına evler yaparak sıkıntı vaziyetlere girmesini engellemek için sosyal konuda yöneldik. Hem bir gecekondulaşma olmasın, bölgede böyle bir sıkıntı yaratılmasın, hem de o insanlarımızın da ev sahibi olabilmesi için böyle bir proje başlattık. Ve bunu biz nasıl yaptık? Araziyi satın aldık hazineden. Araziyi satın aldıktan sonra buranın arsa parasını bu üye yaptık, bir kooperatif kurduk. Evet. Üye yaptık arkadaşlarımıza. 7-8 yılda ödenebilecek şekilde bu arsa parasını onlardan cüzi miktarlarda tahsil ettik. Arsa parasını aldıktan sonra bu araziyi kat karşılığı verdik. Hatta ekşi oğullarına verdik. O gün Tayyip Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, Cumhurbaşkanımız. Hatta ona da gittim, dedim ki ekşi oğullarına böyle burada konutlar veriyorum. O zaman Büyükşehir'de meclis üyesiydi, evet. Ekşi oğulları, Ekrem Ekşi. Bunu dedim yapabilirler mi diye kendisine sordum. Bana dedi referans... ki bölüp dedi ki kişiye verirsem daha iyi olur demişti o zaman. Evet. Ve nitekim de biz ayrı 600 küsürünü bunlara verdik. Geri kalanını da başka bir firmayla anlaştık, verdik. O şekilde yaptık. Ve bu sosyal konutları o zaman yaptık ve evi olmayan arkadaşlarımıza ev sahibi yaptık. 104 metrekare, asansörlü, kaloriferli, deniz manzaralı daireler verdik. Yani evet. O zaman müteahhit firma, denize bakan tarafları kendinize dedim ki hayır. Siz arka blokları alacaksınız, ön blokları da hep garibanlar ya bodrum katlardadır ya şeylerdedir. Evet. Ön bloklarda bu arkadaşlarımız oturacak diye o şekilde de o zaman bir şart koyduk ve evlerini teslim ettik. Evet. Bugün tabii Büyükçekmece'de de bu imkanın mutlaka sağlanması lazım. Çünkü birçok insanımızın İstanbul'da, gurbette yaşadığı yerlerde ilk önce kafasındaki en büyük hesap şudur. Ben bir ev sahibi nasıl olurum? Yani insanlarımız bir ev sahibi olduktan sonra geçimini öyle böyle bir türlü sağlıyor. Ama insanların evet. sıcak yuvaya ihtiyacı var. Onun için Allah nasip eder, aday olur. Aday olduğumuz zaman seçim almakta hiçbir kuşkum yok Allah'ın izniyle. Evet. Aday olduktan sonra inşallah Allah nasip ederse 2500 konutluk bir sosyal konut projesini hayata geçirip Çekmece'deki yaşayan, evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için mücadele edeceğiz. Evet, çok önemli. Çünkü Mimar Sinan'da ciddi Hasan Akgün'ün de bir projesi vardı kentsel dönüşümle ilgili. Oradaki Roma vatandaşları da bir yerlere taşıma, onları orada ev sahibi yapma ama iki seçimdir o vaatleri veriyor ama hayata geçmedi daha. Peki başkanım, kentsel dönüşüm şu anda Büyükçekmece'de revanşta. Sizin şeyiniz ne olacak bu kentsel dönüşümde? Şu anda yani Hasan ya işte mevcut belediyenin imkan sağlamadığı insanlar kentsel dönüşüm yapamıyorlar. Şimdi tabii onu ben tam olarak tabii kentsel dönüşüm Hasan Başkan ne şekilde yapıyor ne diyor bilemiyorum ama sokaktaki vatandaşlarla gezdiğim, gördüğüm, sohbet ettiğimizdeki sıkıntılar büyük. Evet. Ne açıdan büyük? Şimdi kentsel dönüşümde biraz da insanlarımız biliyorsunuz emekli olmuş. Emekli parasıyla eskiden bir ev alınabiliyordu. Evet. Herkes o zaman bir ev almış. Bir geçimini de daha sonra sağlamış. Bugün kentsel dönüşüme girdiği zaman adam emekli maaşıyla. Şimdi aynı binayı aynı şekilde yaptığınız takdirde şimdi 120 metre dairesi olan insanlarımız kalkıyor işte %50 ile müteahhite verse 60 metre ev alıyor. 60 metre 50 metre de ev ufak. Adam şimdi biraz büyük istediği zaman deniyor ki şu kadar para ödeyeceksin. Evet. Şimdi bu insanlarımız bu parayı nasıl ödeyecek? Zaten emekli zor geçiniyor insanlarımız. Kendi imkanları çocuğu varsa okuyan eden bilmem ne zor şeyi. Şimdi bu nasıl ödeyecek bu parayı? Biz inşallah Allah nasip eder de adaylık bize verilir, belediye başkanlığını alırsak bu insanlarımızın hiç para ödemeden bir sistemle evet. bu arkadaşlarımızın evlerini bitirilip alacağı bir sistemi kuracağız ve kimse 5 kuruş ödemeyecek. Şimdi devlet de diyor zaten yarısı bizden kentsel dönüşüm yapanlara diye. Böyle bir projesi tabii şimdi inşallah yarısı devletimizden alırız, yarısı da biz belediye olarak karşılarız evet. o günkü bir sistem kurarız. Şimdi benim öyle bir derdim o var. O sistemle de böyle çözülür. Çünkü bu insanların aksi takdirde kentsel dönüşümü çözme şansı çok zor. Ya bu insanlar 50 metreye razı değil. Bu sefer
Karcaşa çıkıyor. Mahkemelere, bir kimisi mahkemeye başvuruyor. Öyle bakıyoruz, evet. Çekmece'de yıkılmış, iki senedir duran yerler var. Bizim işte benim, çünkü dava açılıyor. Dava açıldığı için Türkiye'de mahkemeler uzuyor, evet. uzuyor. Bu sefer kentsel dönüşüm de artık zulüme dönüşüyor, evet. insanlar arasında. Onun için belediyelerin bu işe mutlaka bir çözüm bulup bu insanlarımızın, bu emeklilerimizin, bu dar gelen insanlarımızın evini %50 mi kat karşılığı verdiğinde bir ücret ödemeden karşılanacak sistemi kurman gerekir. Onun için mutlaka biz bu konuda elimizi taşın altına koyacağız. Adaylık bize verildiğinde, seçimi aldığımızda bu insanlarımızın sorununu çözeceğiz. Kimse de bir kuruş ödemeden kentsel dönüşüm yapmış olacağız. Başkanım, benim orada vardı bir yerim, evim yıkıldı. Bir senedir bekliyoruz. Daha başlayamadık. Yani i̇şte böyle çok var. Evet. Bu türlü çok var. Yani kolay bir mesele değil ama çözülmeyecek mesele değildir. Evet. Yeter ki siz bu insanların dertleriyle dertleşin. Bu insanların dertlerine çare olmak için çare aran, mutlaka bulacaksınız. Başkanım, gençlerle ilgili projeleriniz var. Bu projeleriniz nelerdir? Gençler için neler yapmayı hedefliyorsunuz? Tabii buna dahil edelim. Eğitim de dahil edelim. Bu tabii, tabii. bölgede bütün eğitim camiasının yakından tanıdığı Velettin abisiniz sen. Tabii biz geçmişte belediye başkanı olduğumuz dönemde bu ülkenin olmazsa olmazlarının biri eğitimdir. Eğitim, kaliteli ve iyi bir eğitim olmayan ülkelerin kalkınması, büyümesi, her konuda büyümesi mümkün değildir. Şimdi eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Evet. Eğittiğin insan tarımla uğraşıyor, eğittiğin insan sağlıkla uğraşıyor, eğittiğin insan mühendis, inşaatla uğraşıyor, eğittiğin insan her türlü şeyin başında da eğitim geliyor. Evet. Yani eğitimi iyi olmayan bir ülkenin büyümesi, etmesi, sanayi devrimini, bilim devrimini evet. gerçekleştirmesi mümkün değil. Evet. Onun için biz o dönemlerde de hem okul yapımına hem de okullarda akıllı tahtalar o zamanlar yolu evet. aldık. Bilgisayarlarla okullarımızı evet. laboratuvarlar kuruldu. Müdürlerimiz, hocalarımız verir. Elimizden geldiğince eğitimle ilgili ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyorduk. Evet. İnşallah nasip olur da tekrar bu görev bize tebliğ edilirse eğitimle ilgili aynı mücadeleyi bugün belki okullaşma sayımız bilmiyoruz ne kadardır ne değildir ama hala yoğun sınıflarının olduğunu. Şu anda Büyükçekmece'de 3-4 tane okul yoğun sınıf, eğitim yapıyor. Yoğun sınıfların olduğunu biliyoruz. İnşallah bunlar tamamen tek eğitime dönecek bir sistemi hem hükümetimizle hem de belediyemiz imkanlarıyla, hayırseverlerin imkanlarıyla beraber evet. daha yaşa. Eğitimi daha kaliteli bir hale getirecek bir şekilde bunu sürdüreceğimizi buradan söz veriyoruz. Evet, bu geçmişte de bunu yaptık. Gençlerimizle ilgili de inşallah bilim ve araştırma merkezi kurarak gençlerimizin de bu yönde, üniversite talebelerimizin bu yönde ihtiyacı olan bilim ve araştırma merkezini kurarak bu ihtiyaçlarını da gidermeyi düşüneceğiz. Bir, iki, lise ve üniversiteli çocuklarımıza geçmişte de burslar verdik. Biz şu anda hala şirketimiz olarak veriyoruz ama Allah nasip eder de belediye başkanı olsak böyle bir sistem kurarak gençlerimizin tüm üniversite ve lise talebelerimizin burstan yararlanmasını sağlayacağız Allah nasip ederse. Evet. Peki başkanım, geçmiş dönemlerde STK'larla ilgili Türkiye'de bir ilki başlattın. Beldeniz sınırları içerisindeki sivil toplum kuruluşlarına, derneklere birer yer tahsis ettiniz. Bunu herkes kendi alanını yaptı ve dernekler de bu vesileyle nefes aldı. Büyükçekmece'de belediye başkanı olursanız sizin tekrar bu projeyi devam ettirecek misiniz? Şimdi tabii biz geçmişte bu projeyi niçin yaptık? İstanbul, Anadolu'dan gelip İstanbul'da birçok derneklerimiz, işte Türkiye'nin ana merkez dernekleri, işte Erzurum Federasyonu, işte Ordu Federasyonu, vakıfları, bunlar hepsi yerleri olmayan, belli bir yerlerde yaşam sürdüren evet. sistemlerle devam ediliyordu. Biz o dönem dedik ki biz Türkiye'de bütün vilayetlerimize yer tahsis edelim. Evet. Belli noktalarda 77 tane vilayetimiz o zaman yer tahsis ettik. Evet. Bunlardan hatta şu anda Kastamonu'larınki yapıldı bir parkın içinde. Sosyal tesisleri var, devam ediyor. Ama geri kalan 77 tane derneğin yerleri hepsi iptal edildi. Gelen benden sonra gelen belediye başkanları döneminde. Evet. Yani Büyükçekmece'yi geçtikten sonra iptal edildi ve o sistem ortadan kaldırıldı. Bu projeyi biz niçin yapıyorduk? Anadolu'nun tüm insanları Gürpınar'da
Anadolu'nun geleceğini, yemeğini, örfünü, adetini yaşasın. Onlar bir güzel bir parkların içinde, o tesisler de sadece küçük bir yerde değil. 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm böyle parkların içlerinde yerleştiriyorduk. Evet. Hem bu hafta sonları gelip oralarda sosyal hayatlarını yaşasınlar, çocukları oynasın, eğlensin. Hem de tüm Anadolu'nun kültürü Gürpınar'da yaşasın istemiştik. Evet. Yani farklı bir projeydi bu. Ama bizden sonra maalesef rafa kaldırıldı. Evet. Allah nasip eder gelirsek göreve inşallah aynı şekilde tüm Anadolu'nun 81 değerden vakıflarına hepsine böyle yer tahsis ederek bunları başarmaya çalışacağız. İnşallah başkanım. Başkanım bir de sizin gerçekten Türkiye'de yine ilki başarmıştınız o zamanlarda. Biz gazeteci olduğumuz için yakın takip ettiğimiz bir hizmetti bu da. Modern hayvan barınağı kurmuştunuz. Tabii şimdi hayvan barınağı tabii bizim insanız. Onlar da bir canlıdır. O canlıya da insanlar gibi bakmak zorundayız. Şimdi sokaklarda hala hayvanlarımızın birçok yerde, yani biz kendimiz de şu anda hayvan besliyorum. Yani benim bir yerim var, oradaki de ana hayvanım var, köpeğim evet. var, kedilerim var. Kızım aynı şekilde evet. besliyor. Biz hayvanlar da bizden ayrı ayırt etmiyoruz. Evet. Onların da iyi bir yaşam hakkı var. O yaşam hakkını da onlara vermek lazım. Yani biz geçmiş belediye başkanlığı döneminde de hayvanseverlerle beraber çalışıyorduk. Güzel modern bir barınak yaptık. O zaman Gürpınar'a ait bir barınaktı ama bugün Beylikdüzü 3 belediyenin barınağı hala benim yaptığım barınak. Evet, evet. Aynı barınaklar. Evet. Hala bu barınak ne büyütüldü ne edildi ondan devam ettiriliyor. Tabii bu da yeterli değil. Evet. Daha büyük onların gezebileceği hayvanlarımızı sade bir yere hapsetmekle bağlamakla evet. olmuyor. Evet. Onların dolaşıp gezebileceği bir alan da lazım. Yani barınakları yaparken bu alanları da düşünmek lazım. Şimdi hayvanlar tabii şimdi sokakta insanlar bırakalım diyorlar ama görüyoruz belli zaman zaman hayvanlar saldırıyor çocuklarımızı, şeylerimizi. Evet. Şey yapmıyor. Tabii o hayvan ya aç kalıyor, ya bakılmıyor, ya edilmiyor, ya hayvandır bir strese giriyor. Bunlara bakıp sahip çıkmak lazım. Belediyelerin bunlar görevidir. Belediyeler bu görevlerini tam yapmıyor şu anda. Evet. Yani yapmak zorundadır. Onlara da bir insan gibi destek olmalıyız, yardımcı olmalıyız. Yapmak zorundayız. Hemen bunun devamında sizin burada yine o dönemlerde İstanbul'da ya olur mu böyle şey dedikleri hobi bahçeleri yapmıştınız mesela. Evet. Geliyordu vatandaş bir yer tahsis ediyordunuz. Oradan işte biberini ekiyordu, domatesini ekiyordu. Böyle güzel yerleri de vardı. Evet. Bu Büyükçekmece daha göl havzasına doğru çok daha tarım alanının tabii geniş olur bir yer. Ekolojik üretim yapıyorduk o zaman. Evet. O üretim de insanlarımızın hem 25-30 tane ev hanımı buradan faydalanıyordu. Hem de insanlarımız faydalanıyordu. Pazarlarda bunları satış. Çoğaltmak lazım. Evet. İnşallah nasip olur gelirsek bunları daha büyütüp çoğaltıp halkımızın daha uygun, daha kaliteli sebze, meyve yemesini sağlamak lazım. Evet. Başkanım, Büyükçekmece'de bir imar durumu var şu anda. Diyorlar ki Büyükşehir kabul etmedi. İşte mesela Murat Çeşme'nin bir kısmında işte iki sokağında %20, üç sokağında %30, dört sokağında %40, bir yere bakıyorsun TOKİ yapıyor %60. Yani bir kargaşa var. İşte Büyükçekmece Belediye Başkanı'na ısrarla bu konuyu götürdüğümüzde diyor ki ya Büyükşehir bizden değil, kabul etmiyorlar AK Parti meclis üyeleri veya başkanı. Şimdi yani orada CHP'den, orada CHP'den ama hala çözüm yok. Siz nasıl bir imar planı Türkoba'da, Büyüktepe'de, Celaliye, Kamilova, Kumburbaz? Evet. Şimdi 30 yıldır bir belediye başkanı arkadaşımız. Bu işte tecrübelidir, bu işte de bilir. Ama ne garipse 15 yıldan beri beldeler buraya bağlı. Evet. 15 yıldan beri imarsız bir yer olur mu? Evet. Yani şimdi vatandaşa böyle sormak gerekiyor. Kardeşim 15 yıldan beri bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil. 15 seneden beri imarsız bir yer olur mu? Şimdi o belediye bizden değil, işte bu meclis bizden evet. değil diyerek bunları geçiştirmek doğru değil, mümkün de değil. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, planlar geçerken çok güzel geçiriyorlar. Hadımköy yoluna doğru giderken 30 katlı, 40 katlı binalar var. Nasıl? Bunların planları ne zaman geçti? Evet. Bunlar nasıl geçiyor? O sormak lazım. Vatandaş bunu sorması lazım Hasan Hakkı'na. Kardeşim sen bizim planlar geçmiyor diyorsun da bu planlar nasıl geçiyor? Garibanın yerine gelince planlar geçmiyor.
Ama Hadımköy'ün yoluna doğru 30 kat, 40 kat, 15 kat, 20 kat binalar geçiyor. Bunlar aynı meclisten geçmiyor mu? Evet. Büyükşehir'den geçmiyor mu? Garibanlık'ı niye geçmiyor? Garibanın olduğu bölgelerdeki imarlar neden geçmiyor? Sebebi ne? Bunu vatandaş Hasan Hakkı'na sorması lazım. Yani bunu savuşturmanın o belediyeden bu belediye hepsi bana göre senaryo. Evet. İstenirse, bu işin üzerinde durulursa bu planlar hepsi geçer. Ama istenip bu işin üzerinde durulmadığı zaman planlar tabii koca İstanbul'dur. Koca İstanbul'da binlerce plan geliyor gidiyor. Evet. Orada büyükşehire, belediyeye. Kim işiyle ilgileniyor, uğraşıyor, sonraki geçer, öbürününki de at geri böyle kalır. Şimdi yeni daha duyduk, Marina'nın arkasında Serdal Bilgili'ye ait bir yer, 13 kat geçirdiler. Sahilde vatandaş bir kat fazla istedi mi dönüşümden dolayı, evet. Zemin zayıf diyorsunuz, vermiyorsunuz garibanın yerine. Ama zemin zayıf dediğiniz aynı yerde 13 kat geçiriyorsun, daha kendi meclisinden geçirdi, büyükşehire gönderdi. Evet. Nasıl geçiyor bu planlar? Bunu sormak lazım. Hasan Akgün'e bunu vatandaşın sorması lazım. Kardeşim bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil. 15 yıldır plansız bir yer olur mu? Sen burada 15 yıldır belediye başkanısın. Yani aynı aday içerisinde belediye var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin şeyi var, diş ünitesi var. Atilus AVM var. Otel var. Ya bunlar yüksek katlı da. Vatandaş niye bir kat daha fazla verip de vatandaşı şeyden çıkarmıyor değil mi? Vatandaşın, garibanın yerinin zemini zayıf. He. Evet. Zengininkinin yeri sağlam oluyor. Sağlam oluyor değil mi başkanım? Evet, Sayın Başkanım, bizim sorularımız bitmez. Sizi de yakından tanıdığımız için yaptıklarınızı, geçmişte yaptıklarınızı geleceğe ışık olarak gördüğümüz için birçok daha sorularımız var. Ancak burada noktalamak istiyorum. Sizlerin Büyükçekmece halkından beklentiniz nelerdir? Ne istiyorsunuz Büyükçekmecelilerden? Önümüzde bir temayül olacak, bir saha araştırması olacak. Bununla ilgili görüşlerinizi alıp programımızı sonlandıralım. Ben şimdi Büyükçekmece halkından her şeyden önce şunu istiyoruz. Biz 2 aydır sahadayız, çalışıyoruz. Belki ulaşamadığımız arkadaşlarımız vardır. Hala daha gidemediğimiz esnaflar var, büyük bir bölge. Ama onlara da gideceğiz, geliyoruz, geziyoruz. Yani gitmediğimiz esnaf, girmediğimiz ev bırakmayacağız. İnşallah Allah nasip ederse aday da olursak hep beraber Büyükçekmece'de önümüzdeki 5 yıl ne kadar nasıl hizmet yapacak hep beraber göreceğiz. Bu anlattıklarımız küçük bir olaydır. Biz şu anda Büyükçekmece'nin her mahallesinde, her sokağında, neresinde ne var hepsini tek tek çıkartıyoruz. Şu anda bir ekip olarak da bu projeler çalışılıyor. İnşallah aday olduğumuzda bu projeleri halkımızla tek tek paylaşacağız. Ben Büyükçekmece halkına buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Desteklerini bekliyorum. Evet. Evet sevgili dostlar. Gürpınar eski belediye başkanı. Uzun yıllar belediyecilikte tecrübe edinmiş abimiz Veli Tümçük'le beraberdik. Programımızın sonuna geldik. Bizleri izlemeye devam edin. Sizi daha böyle kaliteli insanlarla sürekli buluşturmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe